Paris'ten tekrar merhabalar. Yine bir Ramazan günü, yine dışarı çıkma yasağı olan bir gün. Yine bahçemden sesleniyorum. Evet, artık güzel sözler, cuma paylaşımları, kandiller, bayramlar, tebrikler artık mektuplarla, kartvizitlerle yapılmıyor. İşte sosyal medya aracılığıyla, mesajlarla yapılıyor. Ama daha eski zamanlarda da işte ayetler, Allah'a ait olan o ifadeler, Hazreti Peygamber'e ait olan sözler, başkaca güzel sözler, şiirler abide binalara bir kitabe olarak yazılırdı. Çok ilginç mesajlar saklıydı. Bugün İstanbul'da insanların şu virüs nedeniyle gidemediği mesela Eyüp Sultanlar, Sultanahmetler, Süleymaniyeler, Üsküdar'daki camiler mesela. Orada yazılı olan ama birçoğumuzun okuyamadığı, altından geçtiğimiz o mesajlar, oradaki binanın yapım amacına göre, şekline uygun bir şekilde mesajlar saklıdır, mesajlar vermektedir. Mesela bir şadırvandaki gördüğümüz Arapça metin, bilin ki o şadırvanın ifade ettiği anlamla alakalı sözler vardır. Ne bileyim işte su temizler anlamında olabilir, arınmak anlamında olabilir, her şeyi sudan yarattıkla alakalı bir ayet olabilir. Bir aş evi, bir imaratın yanında İnsan suresindeki şu ayet genelde konur. İşte onlar kendileri, nefisleri açken bile başkalarını doyururlar. İşte bu yaptıkları karşılığında da bir teşekkür bile beklemezler. O razı olsun yeter anlamında yazar. Mesela Eyüp Sultan'daki Mihrişah Sultan külliyesindeki aşevi böyleydi. 3000 kadar insanın yemek yediğinden bahsedilen o yerde. Bunun dışında yine Eyüp Sultan'dan gidelim o zaman. Son cemaat yeri vardır. Hani vakitlice cemaate namaza yetişemeyenlerin daha sonra o vakit namazı kıldıkları avluda bu mihrapçıklar vardır. İşte son cemaat yeri denir oraya. Eyüp Sultan'dakinde sağ tarafındaki mihrapçıkta şöyle yazar. Namaz kılmada acele ediniz, ölüm gelmeden evvel. Tatlı bir mesaj veriyor bu hadisi şerifle. Çünkü vakit namaza yetişemeyenlere. Sol taraftaki Eyüp Sultan'daki avludaki de tövbe etmede acele ediniz, ölüm gelmeden evvel yazıyor. Hesap defteri soldan verilenlerle alakalı bir gönderme yapıyor. Bunlar içinde en güzellerinden bir tanesi Selimiye'de, kubbede yazan Allah'ın Settar ismine vurgu var. Kubbe, örtücülük yönüyle, ey kullarım Allah'ın Settar ismiyle sıfatlanın. Yani ben nasıl ki sizin açıktaki gizlideki günahlarınızı duyurmuyorum düşmanlarına, başkalarına, sizi rezil etmiyorum. Defalarca karşıma yine sütü döktüm deyip gelip tövbe ediyorsunuz. Size bu imkanı sürekli veriyorum. Sizler de ola ki başkalarının günahlarına şahit olduğunuz zaman hemen hevesle bir başkalarına aktarmaya gitmeyin. Örtün ki ben de sizin günahlarınızı o zor günde örteyim. Karşınıza çıkarmayın anlamında. Evet, bu anlama gelen sözler var. Bana bunlar içinde yine çok anlamlı gelen İstanbul'da bir cami var. Bilmem nicemiz bilir mi? Rüstempaşa Camii. Bir Sultanahmet, Süleymaniye, Ayasofya, Fatih Camii kadar bilinmese de ben şunu biliyorum. Kendi babamın o camiye çok yakın bir yerde esnaf olmasından ta o bahsettiğim büyük Selahattin camilere gelmeden önce bu Rüstempaşa Camii'ne hevesle gelen insanlarla tanıdım. İskandinavya'dan Japonya'ya kadar. Dünyanın en güzel çinileri o camide var. 16. yüzyılda bir kırmızı bir toprak var. Ondan elde edilen ham maddeyle yapılan emsalsiz çiniler. O asırdan başka da o mercan kırmızısı toprak bulunamamış. İşte oradaki çinilerle alakalı broşürde, tanıtım broşüründe ışıklar açıldığı zaman o eşsiz sanata sahip çinileri gördükleri zaman iki Japon'un secde ettiğinden bile bahsediyor. Yani binlerce derecede ateşten o ortamda yapılan desenler, şekillerle alakalı. O Rüstempaşa Camii işte konumla alakalı camiden mesela çıkarken tam böyle çıkış kapısında
bir sıralı yine Arapça yazılar vardır çıkış kapısının üzerinde. O bir hadisi şeriftir. Yolu düşen daha önce dikkat etmediyse bakabilir. Manidarlığa bakar mısınız? Şöyle yazıyor. Camiler müminler için su içindeki balık misalidir. Halinden çok memnun, hiç çıkmak istemez. Ama aynı mekan, aynı camiler ise münafıklar için, işin inceliğini anlayamayanlar için ise kafes içindeki kuş misalidir. Bunalır, hemen kendini dışarı atmak ister, yazıyor. Bakın, camiden dışarı çıkıyorsunuz. Evet, insanın bunu okuduktan sonra eğer okuyabilseydi motive edici, şurada bir saat daha geçerim dedirten bir mesaj. Ah, keşke bilebilseydik o en güzel sözleri, o binanın kullanım amacıyla uygun insanlara mesajlar saklaması. İnsanlara sürekli erdemli davranmalarına yönelik uyarıları ihtiva eden, kalbe, vicdana hitap eden ifadelerle örülü, daha nice de bu çoğaltılabilir. Hadi bir de Ramazan nüktesi olsun, ama bir gerçeği size söyleyeyim. Merkez Efendi olsa gerekti. Bir Halit Ağa'nın mezarı var ki o mezarda şöyle bir ifade yazıyor. Burada yatan zavallı Halit Ağa hanım dırdırından vefat etmiştir, yazıyor. Tabii hanımına da sormak lazım oradaki mesajı. Ama adama taak etmiş ki, vasiyet etmiş, bunu yazdırmış. Ah, o mezar taşlarının da anlamları çok çok farklı. Hani başlıkları falan mesleklerini, meşreplerini gösterdiği gibi orada da çok çok farklı mesajlar da var, yazılar da var. Bir gün Alman bir grubu Eyüp Sultan'da gezdiriyordum. Mühendis insanlardı. Ve çok merak ediyorlardı. Pierre Loti'ye giderken bu sembollerin, şekillerin bir anlamı var mı demişlerdi. Ben de hiç unutmuyorum o hatırayı. Belki 10 yıl kadar oldu. Olmaz olur mu dedim. Onlara da bir şeyler anlatma adına zaten bir kapı aralama peşindeydim. Fırsatı buldum. Dedim ki, bakın, bu boynu bükük gül sembolü, lale sembolü, ama hep böyle bir bitki ağırlıklı semboller şunu ifade ediyor. Bediüzzaman'ın özellikle verdiği ilhamla. Nasıl ki bitkiler toprağa düştüğü zaman yok olmayacak, canlıların en etnası, en basit formu olan, toprağa düştüğü zaman sümbül veriyorlar, daha mükemmel bir hale gelip meyve veriyorlar. Sen zannediyor musun ki en eşref, en mükemmel canlı olan insan şu toprağa düştüğü zaman yok olacak? Hayır, ebedi aleme sümbül verme, meyve verme potansiyeli taşımaktadır o insan. Hiç unutmuyorum, Almanlar o kadar çok hoşuna gitti ki hepsi bir wow falan dedi. Ben de eklemiştim. Genelde Doğu Alman kökenli, cenazelerini yaktıran insanlardı. Sakın tohumunuzu yakmayın, tohumlarınızı yakmayın demiştim. Evet, Paris'ten İstanbul, Eyüp Sultan hatıraları, Osmanlı döneminden naif hikayeler anlatmış oldum. İyi günler, iyi Ramazanlar, iyi iftarlar.